Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde özel işlerimden dolayı video yükleme fırsatı bulamadım. Ama bundan sonraki süreçte günlük bazda analizlerimize devam edeceğiz. Bizi devamlı olarak takip eden arkadaşlar için geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş hiçbir şekilde sürpriz değildi. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta 6 Mayıs tarihi itibariyle burada 37 bin dolar ve üstüne bir haftalık kapanışın gelmemesi durumunda 27 bin dolara kadar bir geri çekmenin gelebileceğinden bahsetmiştim ki burada nokta atışı olarak 26.500 dolar seviyesine kadar bir geri çekimi yaşanmış oldu. Yine bunun arkasından 10 Mayıs'ta paylaşmış olduğum videoda 27 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekimi beklediğimi sizlerle beraber paylaşmıştım. Eğer bu video izlemediyseniz mutlaka izlemenizi ilk etapta tavsiye etmek istiyorum. Yine bunun arkasına arkadaşlar bizi takip etmiyorsanız kanala abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum hızlı bir şekilde arkadaşlar Bitcoin'deki önümüzde günlerde yaşanabilecek olan fiyat hareketli nedir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bunun arkasından altcoin'lerdeki fırsat seviyeler nelerdir? Hangi altcoin'lerde fırsatlar var? Bunları teker teker masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine dop topu de karşınızdayız. Şimdi ilk etapta Bitcoin'e günlük bazda değinecek olursak arkadaşlar hatırlarsanız Nisan ve Mayıs ayı itibariyle sizlerle beraber buradaki vico fiyat döngüsünden defalarca bahsetmiştik. Buradaki Vico fiyat döngüsü neyi içeriyordu? Burada mutlaka mutlaka ilk etapta bir akümülasyon dönemi. Akümülasyon döneminden sonra bir reakümülasyon. Sonrasında distribution. Arkasından takiben redistribution. Sonrasında tekrardan bir akümülasyon dönemiyle buradaki fiyat döngüsünün devam ettiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi burada daha önce de söylemiştim arkadaşlar. 34 bin duvar seviyesinin kaybedilmesiyle beraber buradaki alan aslında bizim için redistribution alanı olarak onaylandı. Bunun arkasından 34 bin dolar seviyesinin kaybedilmesiyle beraber benim için bitcoin'in ikinci alım seviyesi olarak 28.500 dolar seviyesinin olduğundan 10 mayıstaki videodan bahsetmiştim. Burada ikinci alım seviyemi gerçekleştirdim arkadaşlar. Peki önümüzdeki günlerde bitcoin fiyatında bizi neler bekliyor? Bunları masaya yatıralım. Şu anda çok kritik bir hafta kapanışıyla karşı karşıyayız. 29.000 ile 30.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir alan. Bunun sebebini arkadaşlar sizle günlük bazda burada Bump and Run top pattern üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi ilk etapta arkadaşlar önceki döneme baktığımızda burada şeklinden bump and run reversal top paterni görebilirsiniz. Buradaki reversal paterni göre arkadaşlar İlk etapta yukarı yönlü bir hareketin gelmesinden sonra arkadaşlar burada Bitcoin fiyatının destek seviyesinde tutunamadığını görmekteyiz. Buradaki alanın kaybedilmesiyle beraber Bitcoin'de aşağı yönlü çok sert bir geri çekimi yaşamıştık. Burada Mayıs itibariyle gerçekleşmişti arkadaşlar. Mayıs 2021 sonrasında bir akümülasyon dönemi ancak ve ancak ondan sonra yukarı yönlü tekrardan bir hareketlinin geldiğini görmüş olduk. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum size. Birinci Bump and Run Universal Top Pattern'ine baktığımızda arkadaşlar şunu göreceksiniz. Biri bir nokta atışı olarak burada düşüşün gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bakın bu range aralığı itibariyle nokta atışı olarak buradaki düşüş gerçekleşmiş. Yine bunun arkasından ikinci bump and run reversal top patenine baktığımızda burada da benzer bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Buradaki yükseliş trendinin kırılmasıyla beraber Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareketinin geldiğini gördük arkadaşlar. Peki burada şu anda olduğumuz seviye bizim için niye önemli diye soracak olursanız arkadaşlar. Bunu da hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum burada ikinci olan Bump and Reverse pattern'in formasyonuna göre bakın aşağı yönü çizdiğimizde buradaki hedef seviyesi arkadaşlar bizim için yaklaşık olarak 29 bin dolar seviyesine işaret etmekte dolayısıyla burada bir önceki dönemde olduğu gibi bu range aralığı itibariyle yani Bitcoin'in 29.000 ile 34 bin dolar aralığı arasında bir akümülasyon dönemi geçirip yukarı yönü hareket edebilmesi adına burada 29 bin dolar bizim için önemli Burada 29.000 dolar destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda akümülasyon bölgesinin çok daha derinlerde olabileceğinin bir göstergesi olacak. Dolayısıyla burada 29.000 dolar seviyesini haftalık olarak hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Burada yukarı yönü yani burada aslında önceki dönemlerde olduğu gibi benzer bir hareketin yaşanabilmesi için bakın şöyle bir çizeceğim. Şöyle bir hareketliğin izleyebileceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şöyle kısaltalım. Şöyle yaptığımızda Bakın böyle bir akümülasyon dönemi sonrasında tekrardan 34 bin dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber bir markup sürecinin başlayabileceğinden bahsetmenin yerinde olacağını söyleyebilirim. Yine bunun arkasından arkadaşlar burada 4 saatlik grafik üzerinden inceleyecek olursanız şekilden çok güzel bir simetrik üçgen formasyonla karşı karşıya olduğumuzu görebilirsiniz. Peki burada simetrik üçgenler nasıl çalışıyordu? İlk etapta onun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Simetrik üçgenlerde arkadaşlar yukarı yönlü bir trend hareketinin gelebilmesi için ilk etapta simetrik üçgenin üst bandın kırılması gerekir. Bu üst band kırılmasından sonra bir retest, retestten sonra da yukarı yönlü bir hareketin gelmesi beklenir. Peki bu hareketin yukarı yönlü gelmesi durumunda hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız şunu da göstermek istiyorum. Simetrik üçgenlerde arkadaşlar hedef seviyesi üçgenin genişliği kadar ölçülür. Dolayısıyla burada yukarı yönlü bir hareketin gelmesiyle beraber burada fiyat hareketinin tekrardan bizi 34.500 dolar seviyesine kadar taşıyabileceğinden bahsetmek gerekir. Aşağı yönlü bir hareketin gelmesi durumunda ise bir sonraki hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. O da bizi 24.800 dolar seviyesine kadar geri çekebilir. Dolayısıyla burada üçgenin alt bandı olan 29.000 dolar destek seviyesi bizim için kilit noktalardan bir tanesi olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki burada simetrik üçgenin aşağı yönlü kırılması durumunda karşılaşabileceği en kötü senaryo nedir? Bir sonraki alım seviyesi olarak belirlediğim alan nedirin karşılığı olarak arkadaşlar buradaki senaryo da beraber paylaşmak istiyorum. Şimdi haftalık bazda inceleyecek olursak burada görmüş olduğunuz mavi çizgi bizim 50 haftalık ortağımız olacak. Kırmızı olan çizgi ise bizim için 200 haftalık ortalamayı temsil edecek. Buradaki analize 10 Mayıs'taki videoda değinmiştim ama şu anda bulunduğumuz seviye itibariyle tekrardan masa yatırması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar görebileceğiniz üzere daha önceki dönemlerde Bitcoin fiyatının paralel şekilde şu andaki olan durumla ilerlediğini görmekteyizsiniz. Peki bu durum nedir diye soracak olursanız Bitcoin fiyatı ne zaman ki 50 haftalık ortalamada tutunmayı başaramazsa fiyatın tekrardan arkadaşlar 200 haftalık ortalamaya kadar geri çekildiğini ancak ve ancak ondan sonra bir yukarı yönlü markup sürecinin başladığını görmekteyiz. Burada örnek vermek gerekirse 2015 sezonuna geldiğimizde şunu görebilirsiniz. Bitcoin fiyatının bir geri çekilme yaşanıyor. Fiyat burada ne yazık ki 50 haftalık ortalamada tutulmayı başaramıyor. Buna bağlı olarak da burada aşağı yönlü olarak 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekme yaşandığını görmekteyiz. Ne zaman ki 200 haftalık ortalamaya fiyat değiyor ancak bence ondan sonra tekrardan yukarı yönlü bir markup sürecinin başladığını görmekteyiz. Benzer bir durumu aynı şekilde 2018-2019 sezonunda görüyoruz arkadaşlar bakın. Burada fiyatta aşağı yönlü bir hareketli geliyor. Fiyat 50 haftalık ortamada tutunmayı başaramıyor. Bunun arkasından 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekimi. Onun ardından ancak ve ancak bundan sonra tekrardan yukarı yönlü bir markup sürecin geldiğini görmekteyiz. Aynı senaryo 2020 döneminde de geçerli. Bitcoin fiyatı 50 haftalık ortama tutmayı başaramıyor. Bunun arkasından 200 haftalık ortalamaya kadar hatta burada 200 haftalık ortalamanın aşağısına da bir mum atıyor. Ancak ve ancak bundan sonra arkadaşlar yukarı yönlü bir markup sürecin başladığını görmekteyiz. Günümüze gelecek olursak benzer bir yapıda bir paralellik içerisinde Bitcoin fiyatının hareketlendiğini görmekteyiz. Peki burada aşağı yönlü olarak oluşabilecek olan en kötü senaryo nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Orta vade 200 haftalık ortamının hareketine bağlı olarak bizi aşağı yönlü olarak taşıyabilecek olan seviye arkadaşlar 22.000 ile 21.000 dolar arasında kadar bir geri çekiminin gelebileceğinden bahsedebilirim. Peki buradaki senaryonun en kötü senaryo olduğunu niye düşünüyorum diye soracak olursanız arkadaşlar onu da hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Bitcoin fiyatına haftalık olarak baktığımızda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Tarih içerisinde incelediğimizde Bitcoin ne zaman ki yeni bir ATH tazelediğinde hiçbir zaman bir önceki ATH'ın altında Bitcoin fiyatının düşmediğini görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse 2012 sezonunda bir ATH gerçekleşiyor. ATH'tan sonra gelen geri çekimde hiçbir şekilde bir önceki ATH'ın altına Bitcoin fiyatının sarkmadığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 2013 sezonuna da gelelim. 2013 sezonunda yeni bir ATH geliyor. ATH'tan sonra bir geri çekilme, geri çekilme hiçbir şekilde bir önceki ATH'ın altına inmiyor. Yine aynı şekilde bakın yukarı yönlü olarak 2013 sezonu bildiğiniz üzere çift tepeydi arkadaşlar. Bir sonraki tepeye geldiğimizde de yukarı yönlü bir hareketlik sonrasında tekrardan burada bir geri çekilme yaşıyoruz. Buradaki geri çekilmenin de hiçbir şekilde bir önceki ATH'ın altına düşmediğini görebilirsiniz. Benzer bir durum 2017-2018 sezonunda gerçekleşmekte. Bakın 2017 sezonuna geldiğimizde 20 bin dolarlık bir ATH gerçekleştiriyoruz. Bu ATH'tan sonra piyasa ayı sezonuna giriyor. Aşağı yön olarak baktığımızda bir önceki rally'nin ATH seviyesinin altına hiçbir şekilde Bitcoin fiyatının sarkmanını görmekteyiz. Dolayısıyla burada arkadaşlar 20 bin dolar bizim için en kilit olan destek seviyelerinden bir tanesi olacak. Bu bağlamda arkadaşlar Bitcoin'de alım yapmayı düşündüğüm 3. seviye 22 bin dolar seviyesi olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi gelin bir sonraki analize ama bu analize geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bir sonraki analize. Burada arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin yaşanabilmesi için makro çerçevede izlenmesi gereken iki tane indikatör var. Aylık bazda baktığımızda şunu göstermek istiyorum size. Bu indikatörden bir tanesi RSI olacak. ikincisi ise Willy indikatörü olacak. Burada fiyat hareketine baktığımızda ne zaman ki RSI 50 seviyesinin altında ve aynı şekilde Willy indikatörü de eksi 80'in altındayken arkadaşlar bir düşüş trendi içerisinde Bitcoin'in fiyatlandığını görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse 2015 sezonuna baktığımızda buradaki düşüş arkadaşlar yaklaşık olarak 274 gün civarında sürmüş. Ancak ve ancak RSI ne zaman ki 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Aynı şekilde Willy indikatörü de eksi 80'in üzerine çıkıyor. Bundan sonra tekrardan bir markup sürecinin geldiğini görmekteyiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2019 dönemine gelecek olursak şunu da göreceksiniz. Bakın burada aynı şekilde RSI 50 seviyesinin altında. Buna paralel olarak da Willy indikatörü eksi 80 seviyesinin altında şekillenmekte. Burada arkadaşlar buradaki düşüş trendi yaklaşık olarak 182 gün civarında sürmüş. Ancak ve ancak yukarı yönlü olarak RSI'nin 50 seviyesinin üzerine çıktığında ve Willy indikatörünün de eksi 80'in üzerine kendini atmasıyla beraber yukarı yönlü Bitcoin'de bir markup sürecinin başladığını görmekteyiz. Peki günümüze gelecek olursak aylık bazda incelediğimizde şu anda bize bu indikatörler neler söylüyor? Şunu söyleyebilirim arkadaşlar şu anda baktığımızda RSI 50 seviyesinin altında şekillenmekte. Yine aynı şekilde Willy indikatörünü eksi 80'in altında sarkmış olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak aslında bir markdown sürecinin içerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ve ancak burada 50 seviyesinin üzerinde bir RSI yine buna bağlı olarak da eksi 80'in üzerinde bir willi indikatörünün yanmasından sonra Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü bir hareketinin gelebileceğinden bahsetmenin yerinde olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şunu da tekrardan altını çizmek isterim. Şu anda olan piyasa indirim sezonu olarak adlandırılabilir. Görebileceğiniz üzere birçok üründe çok yüksek düşüşler var. Buna bağlı olarak da bir önceki markup süreçlerinde kaçırdığınız alamadığınız ürünlerin şu anda çok ucuz fiyatlardan alınabileceğini bahsetmek istiyorum. Burada tabii ki önemli olan alımları gerçekleştirirken bir strateji doğrultusunda yani bir risk yönetimi doğrultusunda bu alımları gerçekleştirmek. İlk etapta hiçbir şekilde Burada all in'den bahsetmiyoruz. Parçalı alımlardan yani burada piyasa geri doğru çekildikçe arkadaşlar parçalı bir şekilde potansiyeli yüksek olan ürünleri toplamanın sağlıklı olacağını. Yine aynı şekilde mutlaka mutlaka her videoda söylemiş olduğum üzere stop loss'larınızı her zaman aktif bir şekilde tutmanın en sağlıklı yöntem olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi gelelim altcoin'lere arkadaşlar. Altcoin'leri bir konuşalım. İlk etapta konuşacağımız isim arkadaşlar Ethereum olacak. Şimdi Ethereum'a e baktığımızda 0.236 Fibonacci 2100 doların altında fiyatın şekillendiğini görmekteyiz. Hatırlarsanız sizlerle beraber 2000 2100 dolar itibariyle parçalı alımlara başlanabileceğinden bahsetmiştim. Şu anda arkadaşlar tekrardan bu seviyenin altında da fiyatın sarttığını görebilirsiniz. Bitcoin'de konuşmuş olduğumuz yani burada 22 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekimin gelmesi durumunda Ethereum tarafında en rasyonel giriş seviyesi veya tekrardan parçalı alımlar için en uygun seviyenin 1300 dolar olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim konuşacağımız bir sonraki ismi. Konuşacağımız sıradaki isim arkadaşlar solana olacak. Şu anda soğan'a baktığımızda 0.236 Fibonacci 54 dolar direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Parçalı alımlar için uygun seviyelerdir arkadaşlar. Bitcoin'de 22000 dolar seviyesine kadar bir geri çekiminin gelmesi durumunda ise Solana tarafında parçalı alımlar için en uygun seviyelerin 22 dolar altında olduğunu söyleyebilirim. Gelelim konuşacağımız bir sonraki ismi konuşacağımız sıradaki isim arkadaşlar Avax olacak. Avax'a da çok güzel seviyelere geldik. Bu seviyeler parçalı alımlar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Şu anda baktığımızda 0.236 Fibonacci 34 dolar direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz aşağı yönlü olarak bir sonraki alım seviyesi arkadaşlar 12 dolar itibariyle olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Gelelim konuşacağımız sıradaki isme. Bir sonraki isim arkadaşlar DOT olacak. DOT'a baktığımızda tıpkı AVAX'a sonra olduğu gibi 0.236 Fibonacci ile karşı karşıya olduğunu, buradaki alanını dirençten desteğe çevirmeye çalıştığını görmekteyiz. Bitcoin'de aşağıya nük hareketliğin devam etmesi durumunda DOT tarafında parçalı alımlar için uygun olan bir sonraki seviyenin 4 var olduğunu düşünüyorum. Konuşacağımız sıradaki isim ADA olacak. ADA'ya baktığımızda hatırlarsanız Fibonacci 0 noktasının kaybedilmesi durumunda 41 sente kadar geri çekmenin gelebileceğinden bahsetmiştik size önceki videolarda arkadaşlar. Nokta atışı olarak bu seviyelere ulaşıldığını görebilirsiniz. Burada özellikle ada tarafında parçalı alımlar için bir sonraki uygunluk seviyesi 41 cent ile 30 sent arasında olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Gelin konuşacağımız son ürünü arkadaşlar son ismimiz de BNB olacak. BNB'ye baktığımızda şu anda 0.382 Fibonacci direnç alanıyla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Bitcoin'de 22.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin gelmesi durumunda BNB'de parçalı alımlar için uygun bir sonraki seviyenin 0.236 Fibonacci yani burada 249 dolar ile 180 dolar bandı arasında olduğunu paylaşabilirim arkadaşlar. Evet, videonun başına söylemiş olduğum üzere şu anda indirim sezonu içerisindeyiz. Bu indirim sezonunun tadını çıkartmaya çalışın en önemli noktalardan bir tanesi mutlaka mutlaka arkadaşlar bir strateji doğrultusunda buradaki alımlarınız şekillendirmeniz gerektiğini tekrardan altını çizmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her denmeşi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.